Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. Muhammed aleyhissalatü vesselamın sözlerini okuyor, öğreniyoruz. Sahih-i Buhari adlı kitaptan ve biliyorsunuz onun ana başlıkları var. Ekin ve ziraatla ilgili ana başlıktayız. Ve 2324 numaralı hadisi şerifi okuyoruz Allah'ın izniyle. Hadisi bize nakleden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Hüreyre. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Bir kimse bir öküze binmişti. Bir kimse bir öküze binmişti. Öküz adama bakarak. Ben bu amaçla yaratılmadım. Yani ben üzerime binilsin diye yaratılmadım. Tarla sürmek için yaratıldım. Demiştir. Ben, Ebu Bekir ve Ömer öküzün böyle söylediğine inandık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, bir kimse bir öküze binmişti. Öküz adama bakarak, ben bu amaçla yaratılmadım. Tarla sürmek için yaratıldım demiştir. Efendimiz devamla diyor ki, ben, Ebu Bekir ve Ömer öküzün böyle söylediğine inandık. Bir keresinde de bir kurt bir koyunu yakalamıştı. Çoban kurdun arkasından gitti. Kurt çobana, benim dışında hiçbir çobanın bulunmayacağı, yırtıcı hayvanların hüküm sürdüğü gün bu koyunu kim kurtarabilir dedi. Kurt çobana, benim dışında hiçbir çobanın bulunmayacağı, yırtıcı hayvanların hüküm sürdüğü gün bu koyunu kim kurtarabilir dedi. Ben, Ebu Bekir ve Ömer bu olaya inandık diyor yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Seleme Resulullah bunları söylerken Ebu Bekir ve Ömer yanında değildi. Ama Efendimiz neye inanmışsa onlar da inanırlardı. Biz de evet şu anda bu sözleri dinlerken Ebu Hüreyre'nin Efendimiz'den naklettiği bu sözleri dinlerken, Ebu Hüreyre'nin kendisi de yok. İşte bir kitaptan okuyoruz. Ebu Bekir, Ömer efendilerimiz de yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de yok. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bu sözlere biz inanıyoruz. Ve diğer sahabilerin inandığı gibi. 2325 numaralı hadis. Sahih-i Buhari ana başlık. Ekin ve ziraatla ilgili hadislerin ana başlığı Kitabul Harf vel Müzara. Ebu Hüreyre şöyle anlatır. Ensar Nebi Aleyhisselam'a hurmalıklarımızı bizimle muhacir Mekke'den ve diğer yurtlardan gelen kardeşlerimiz arasında paylaştır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi onlara. Bunun üzerine Medineli Müslümanlar Ensar hurmalıklarla ilgili sulama ve bakımı bize siz yapın meyveleri de paylaşalım dediler. Muhacirler de işittik ve itaat ettik. Tamam dediler. Tarlalarımızı bağışlıyoruz ya Resulallah dediler. Dağıtalım. Kardeşlerimizle paylaştır aramızda. Allahu Ekber. Efendimiz malınız size bereketli olsun dedi. Ama o zaman bize yardımcı olun sulamada. Tamam paylaşalım. Evet. Müslüman Ensar böyle olur. Efendimiz Ensar'ı seven ve Ensar'a buğz eden kimselerle önemli sözler söylerken, tabii ki bu özelliklerini biliyordu onların. O Ensar ki, mallarını, mülklerini, her şeylerini muhacir kardeşlerle paylaşabildiler. 2326 numaralı hadis Sahih-i Buhari, ekin ve ziraatla ilgili ana başlık ve Abdullah İbni Ömer'den 2326 numaralı hadis. Nebi Aleyhisselam Beni Nadir Yahudilerinin Buveyra adlı hurmalığını yaktırıp kestirmişti. Bununla ilgili olarak Hasan şu beyti söylemiştir. Lüey oğulları Buveyra hurmalıklarındaki yayılan yangına hiç aldırış etmediler. Enes radıyallahu anh der ki Resulullah aleyhisselatü vesselam hurma ağacının kesilmesini emretti. Bunun üzerine onlar kesildi demiştir. Evet ağaç dikmekle ilgili hadis söylemişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ağaç diktiği zaman bir Müslüman veya bir şey ektiği zaman kim ondan yerse kuş, kurt, hayvan ona sadaka olur demişti. Şimdi de ağaç kesiyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki
Bazen ağaçlar dikilecek, bazen ağaçlar kesilecek. İşte Nadir oğullarının hurmalıkları kesilir ve onlar yurtlarını terk etmek zorunda bırakılır. Ve o ağaç kesme de Müslümanlara bir bereket getirir, ganimet getirir ve Nadir oğulları Yahudiler de Medine'yi terk etmek zorunda kalırlar. 2327 numaralı hadis, Sahih-i Buhari, ana başlık ziraat ve ekin. Rafi İbni Hadiç, Allah kendisinden razı olsun, şöyle anlatır. Medine halkının çoğunluğunu teşkil edecek şekilde biz ziraatla uğraşıyorduk. Arazinin belirli bir kısmının ürünü, mal sahibinin olacak şekilde tarlamızı kiraya verirdik. Bazen mal sahibine tahsis edilen kısma afet gelir, diğer taraf sağlam kalır, bazen de aksi olurdu. Bize böyle bir işlemi yapmak yasaklandı. Altın ve gümüş mü? O gün altın ve gümüş ile de kiraya verme şeklinde bir muamele yoktu, diyor Rafi İbni Hadiç. 2328 numaralı hadis, Sahih-i Buhari, ekin ve ziraatla ilgili hadisler, ana başlık. Nafi Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediğini nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Yahudileri ile çıkacak olan meyve veya ekinin yarısı karşılığında akit yaptı. Ziraat akdi. Nebi aleyhisselam bunlardan 100 veski hanımlarına verdi. 80 veski hurma, 20 veski ise arpadan oluşuyordu. Ömer radıyallahu anh Hayber arazisini paylaştırdı ve Resulullah'ın hanımlarına buradaki arazi ve sulardan bir parça alma ya da Nebi aleyhisselam zamanındaki uygulamanın aynen devam etmesi arasında serbest bıraktı. Onlardan bazıları birinci şıkkı, bazıları ikinci şıkkı tercih etti. Ayşe arazi almayı tercih etmiştir. 2329 numaralı hadis, Sahih-i Buhari, ana başlık ekin ve ziraatla ilgili hadisler. Ravi İbni Ömer, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hayber Yahudileriyle ortaya çıkacak olan meyve veya ekinin yarısının onlarda kalması şartıyla muamele, yani müzara, ekin ekme akdi, ektirme akdi yapmıştır. 2330 numaralı hadis, Süfyan'ın naklettiğine göre Amr şöyle anlatır. Sahih-i Buhari, ekin ve ziraat ana başlık. Tavusa muhabera akdini yapmayı bırakacak olursan insanlar Nebi Aleyhisselam'ın bunu yasakladığını zannedecekler dedim. Bunun üzerine Tavus bana, ey Amr, ben onlara arazimi veriyorum, yardım ediyorum. Resulullah'ın bu uygulamayı yasakladığını zannedenlerden daha bilgili olan bir kimse, yani İbn Abbas bana, Resulullah çıkacak ürünün bir miktarı karşılığında araziyi vermeyi yasaklamadı. Fakat şöyle buyurdu. Çıkacak ürünün bir miktarı karşılığında araziyi vermeyi yasaklamadı. Fakat şöyle buyurdu. Sizden birinin arazisini kardeşine ücretsiz olarak vermesi, ücret karşılığında vermesinden daha hayırlıdır. Sizden birinin arazisini kardeşine ücretsiz olarak vermesi, ücret karşılığında vermesinden daha hayırlıdır. Sahih-i Buhari, ekin ve ziraat ana başlık, 2331 numaralı hadis, Ömer'in oğlu Abdullah Ravi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hayber arasını Yahudilere, ekmeleri ve çıkacak mahsulün yarısı onların olması karşılığında şartıyla verdi onlara. Evet, Hayber'i 6. sene, hicretten 6 sene sonra Efendimiz fethetmişti. Ama Yahudiler ekin tarlalarımızla yarıya çalışalım diye anlaşma istediler. Efendimiz de bunu kabul etti. 2332 numaralı hadis, Sahih-i Buhari, ekin ve ziraat ana başlık, Rafi şöyle anlatır. Biz Medine'de en çok tarlası bulunan kimselerdik. İçimizden biri arazisini kiraya verirken, bu bölüm benim, şu bölüm senin derdi. Belki bir taraf ürün verir, diğer taraf vermezdi. Bunun üzerine Resulullah bu uygulamayı yasaklamıştır. Demek tarlanın yarısı benim, yarısı senin diyorlar. Bu olmuyor. Abdullah İbni Ömer'in anlattığı bir olay, Muhammed Aleyhisselam'dan 2333 numaralı hadis, Sahih-i Buhari'nin başından itibaren okuduğumuz sıra bu. Ana başlık ekin, Kitab-ül Harf ve Müzara, ekin ve ziraat ve okuyorum Abdullah İbni Ömer'in Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan anlattığı olayı. Üç kişi sefere çıkmış yürüyorlardı.
derken yağmura tutuldular. Bunun üzerine dağda bulunan bir mağaraya sığındılar. Dağdan bir kaya düşüp mağaranın ağzını tıkadı, kapadı. Biri diğerlerine Allah için yaptığınız salih amellere bir bakıp araştırın. Ve bu amel ile Allah'a dua edin. Umulur ki Allah bu sayede sizi bu mağaradan kurtarır dediler. Dedi. Birincisi dedi ki Allah'ım benim bakmakta olduğum yaşlı bir anne ve babam vardı. Küçük çocuklarım da vardı. Eve geldiğimde koyunları sağar. Çocuklarımdan önce ana ve babama sütünü içirirdim. Bir gün biraz geç kalmıştım. Akşam vakti geldiğimde anam babam uyumuşlardı. Her zamanki gibi sütü sağdım. Onları uyandırmak istemedim. Başlarında bekledim. Sütü çocuklara vermek de hoşuma gitmedi. Bundan dolayı çocuklar ayak ucunda ağlaşıp duruyorlardı. Bu durum fecir doğana kadar, sabah namazı vaktine kadar devam etti. Allah'ım sen biliyorsun ki bunu senin rızan için yaptım. Bize bu mağarayı biraz kayalığı biraz arala ki gökyüzünü görebilelim dedi. Kayalık biraz aralandı ve gökyüzünü gördüler. İkincisi dedi ki Allah'ım bildiğin gibi ben amca kızlarımdan birine delicesine aşıktım. Kız bana 100 dinar getirmedikçe emeline kavuşamazsın dedi. Muhtaç bir duruma düştü kız. Mecburen bunu söyledi. Başka rivayetlerden öğreniyoruz. Ben de çalıştım, çabaladım. 100 dinarı biriktirdim. Kızın yanına gidip emelimi yerine getirmeye kalkıştığım sırada kız, ey Allah'ın kulu, Allah'tan kork. Hak yol olan nikah olmadıkça bekaretimi, kızlığımı bozma, mührümü bozma dedi. Ben de kalktım ve bırakıp gittim. Allah'ım sen biliyorsun ki bunu senin rızan için yaptım. Biraz arala bu kayalığı dedi. Kayalık biraz daha açıldı. Üçüncüsü dedi ki Allah'ım sen biliyorsun ki ben 3 saat tahıl karşılığında bir işçi tuttum. Bir ücretli çalıştırdım. İş sonunda ücretimi ver dedi. Ben de ücretini verdim. Fakat o almaktan kaçındı. Ben bunları ektim. Mahsulüyle sığır sürüsü ve çoban satın aldım. Daha sonra çıktı geldi. Ücretini almayıp giden işçi çıktı geldi. Ücretimi ver dedi. Ben de dedim ki mahsulü ile şu sığır sürüsü ve çoban senindir. Hadi götür git dedi. Adam dedi ki geldi yıllar sonra Allah'tan kork ücretimi ver. Adam da diyor ki git şu vadideki sığırlar ve çoban senin. Tekrar dedi Allah'tan kork benimle alay etme. Ben bir yevmiyemi almaya geldim bir günlük yevmiyemi. Hayır dalga geçmiyorum, alay etmiyorum dedi. Çalışan Müslüman. O da aldı gitti. Bir başka rivayette hiçbir şey de bırakmadı. Diyor ki bu üçüncü de Allah'ım eğer ben bu yaptığım bu işi senin rızan için yapmışsam ki senin rızan için yaptım sen bilirsin. Şu kayalığı biraz daha aç da mağaranın ağzını çıkalım gidelim diyor ve Allah da açıyor mağaranın ağzını ve çıkıp gidiyorlar. Üç olay, üç önemli olay. Ana ve babaya ihsanda bulunmak, iyilikte bulunmak. Oğullar, çocuklar, kızlar bekliyor. Hanımı bekliyor. Ama ana ve baba süt içmeden onlara süt içilmiyor. Demek ki bu Allah'ın razı olduğu bir amel. Helal yolun dışında haram bir yoldan kaçmak da Allah'ın razı olduğu bir amel. Yani bir Müslüman erkek, bir Müslüman hanım ancak helal olarak birbirleriyle birleşirler. Yani Allah'ın izin verdiği nikah yoluyla. Ve de bir günlük yevmiye işçi hakkına bu kadar riayet edip ona hiç ihanet etmeden bir sürü haline getirmek de demek ki güzel bir hareket. Ve o adamın haberi de yok. Ondan izin filan da almadı ama onun adına onun malını çoğalttı. Bu da Müslümanların yapması gereken bir amel olarak karşımıza çıkıyor. 2334 numaralı hadis. Zeyd bin Eslem rivayet ediyor. Sahih-i Buhari, ekin ve ziraatla ilgili ana başlık. Babası şöyle der, Zeyd bin Eslem'in. Ömer şöyle demiş, eğer daha sonra yaşayacak olan Müslümanlar olmasaydı,
Resulullah'ın Hayber'i paylaştırdığı gibi ben de fethettiğim her yeri hak sahiplerine dağıtırdım. Ama sonraki Müslümanlar da bundan faydalansın diyor Ömerül Faruk. Ve 2335 numaralı hadis, ziraat ve ekinle ilgili ana başlık Sahih-i Buhari, Ayşe annemiz der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim sahipsiz bir araziyi, toprağı imar ederse, o kimse söz konusu arazide diğerlerinden daha çok hak sahibi olur. Urve, Allah kendisinden razı olsun, şöyle diyor. Ömer hilafeti sırasında da bu şekilde hüküm vermiştir. 2336 numaralı hadis. Musa İbni Ukbe'nin Salim İbni Abdillah İbni Ömer yoluyla naklettiğine göre Ömer'in oğlu Abdullah şöyle buyurur. Ya da şöyle anlatır. Sahih-i Buhari, Kitabul neydi? Kitabul Harf vel Müzara, ekin ve ziraatla ilgili ana başlık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vadinin ortasında bulunan Zulhuleyfe'de gecenin sonunda yaptığı konaklamada rüyasında ona muhakkak sen mübarek bir vadidesin denilmiştir. Ravi Musa şöyle demiş, Salim bizi babası Abdullah'ın konakladığı yerde konaklattı. Abdullah Resulullah'ın konakladığı yeri arayıp bulur, orada devesinden iner konaklardı. Söz konusu yer vadinin ortasındaki mescidin alt tarafında, vadi ile yol arasında bir mevki idi. Evet, demek ki yeryüzünde bazı topraklar, bazı araziler de mübarektir. Bu da Zulhuleyfe'nin olduğu oradaki bir vadinin işte mübarek olduğunu öğrendik Efendimiz'den. Ömer, Allah kendisinden razı olsun, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur der. Ekin ve ziraatla ilgili ana başlık Sahih-i Buhari 2337 numaralı hadis. Bu gece Akik vadisindeyken bana Rabbimden bir elçi geldi ve şöyle dedi. Şu mübarek vadide namaz kıl ve haccın içinde umrede vardır de dedi. Evet, Akik, Medine'de Akik vadisi demek ki orası da mübarek. Evet, mübarek bir yer. Diyor ki, diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, evet, ve huvel bil akik, orada namaz kıl, bu mübarek vadide namaz kıl ve haccın içinde umrede vardır de diyor. ...2338 numaralı hadis. Ömer'in oğlu Abdullah anlatıyor. Ekin ve ziraat ana başlık. Ekin ve ziraatla ilgili hadisler okuyoruz. Sahih-i Buhari'den. Ömer radıyallahu anh, Yahudi ve Hristiyanları Hicaz topraklarından çıkarmıştır. Yahudi ve Hristiyanları Hicaz topraklarından çıkarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hayber fethedildiği zaman Yahudileri oradan çıkarmak istemişti. Fetihten sonra Hayber toprakları Allah'a, Resulüne ve Müslümanlara ait olmuştu. Nebi Aleyhisselam onları çıkarmak isteyince Yahudiler Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den arazilere bakma karşılığında çıkacak olan mahsulün yarısı karşılığında orada kalmayı istediler. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam onlara bizim dilediğimiz sürece orada kalabilirsiniz buyurdu. Yahudiler, Ömer onları Teyma ve Eriha'ya çıkarana kadar orada kaldılar. Bu Hayber Yahudileri ve Medine Yahudileri, Kureyza, Nadir ve Kaynuka Yahudileri, biliyorsunuz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için buralara kadar gelmişlerdi. Filistin'den, yaşadıkları topraklardan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de çıkacağını ve Medine-i Münevvere'ye hicret edeceğini bildiklerinden dolayı hangi neslimiz, çocuklarımızdan kim, hangi birimiz ona ulaşırsa iman edelim, tekrar yeryüzü mülk ve saltanatına, izzet ve şerefe, iman ve hidayete sahip olalım diye geldiler. Fakat gariptir ki bu niyetle gelmelerine rağmen ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukları gibi tanımalarına rağmen Tevrat'ta bütün özelliklerini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da görmelerine rağmen iman etmediler. Çok azı iman etti. İşte Bedir Savaşı'ndan sonra Kaynukavulları çıkartıldı Medine'den. Uhud Savaşı'ndan sonra 4. Hicret senesinde Nadiroğulları, işte hurmalıkları yakıldı, evleri harap edildi. Onlar gittiler. Hendek Savaşı'ndan sonra 5. Hicret yılından sonra Kureyza oğulları
yenilgiye uğratıldı. Çocukları ve hanımları esir edildi. Diğerleri hepsi öldürüldü. Altıncı sene ise Hayber Yahudileri yenilgiye uğratıldı. Sürgün etmek istedi Efendimiz ama anlaşalım dedi onlar. Onlarla da Efendimiz mahsulün yarısına anlaştı. Daha sonra Hazreti Ömer döneminde Yahudiler ve Hristiyanların Hicaz topraklarından çıkartıldığını da işte Sahih-i Buhari ve 2338 numaralı hadis Kitab-ül Harf vel Müzara'a ana başlık ekin ve ziraatla ilgiliydi. Oradan öğrenmiş olduk. 2339 numaralı hadis Rafi İbni Hadic'in naklettiğine göre amcası Züheyr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için kolay olan bir şeyi yasakladı dedi. Ben de Nebi Aleyhisselam'ın söylediği mutlaka doğrudur dedim. Züheyr devamla şöyle anlattı. Resulullah bir gün beni çağırdı ve ziraatla ilgili uygulamanız nedir diye sordum. Ben de tarlalarımızı ırmağa yakın kısmın ürününü kendimize tahsis ederek veya hurma ve arpadan belirli miktarda vez karşılığında icara veriyoruz dedim. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam böyle yapmayın. Ya kendiniz ekin ya da başkasına ücretsiz ektirin. Ya da boş bırakın buyurdu. Rafi ben de işittim ve itaat ettim dedim demiştir. Cabir anlatır 2340 numaralı hadis ziraat ve ekinle ilgili hadisler ana başlığı ve Sahih-i Buhari'den okuyoruz. İnsanlar mahsulün üçte biri, dörtte biri veya yarısı karşılığında müzara akdi, ekin akdi yapıyordu. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam kimin arazisi varsa ya kendisi eksin ya da ücretsiz olarak versin. Böyle yapmazsa ekmeden beklesin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 2341 numaralı hadis Sahih-i Buhari Kitab-ül Harf vel Müzara Ekin ve Ziraat'la ilgili hadisler arazisi bulunan kimse ya eksin ya da ekmesi için başkasına ücretsiz olarak versin. Bunu yapmak istemezse arazisini boş bekletsin. 2342 numaralı hadis Amr şöyle der. Ekin ve ziraat ana başlık Sahih-i Buhari. Rafi İbni Hadic hadisini tavus aktardım. Bana başkasına ektirebilir dedi. İbn Abbas da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müzahara akdini yasaklamadı. Yani başkasına ektirebilir ama fakat şöyle buyurdu. Sizden biri için arazisini ücretsiz olarak vermesi ücretsiz olarak ekmesi için başkasına vermesi, karşılığında belirli bir şey alarak vermesinden daha hayırlıdır. Demek ki ücretli olarak da verebiliyor icara kiraya ama ücretsiz vermesi daha hayırlıdır diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'ın rivayetine göre. 2343 numaralı hadis Nafi naklediyor İbn Ömer. Nebi Aleyhisselam, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Muaviye'nin halifeliğinin ilk dönemlerinde çiftçilere arazisini kiraya verirdi. Evet, İbni Ömer, Nafi anlatıyor. İbni Ömer, Nebi Aleyhisselam, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Muaviye'nin halifeliğinin ilk dönemlerinde çiftçilere arazisini kiraya verirdi diyor. Ve 2344 numaralı hadis Sahih-i Buhari, Kitab-ül Harf vel Müzara Ekin ve Ziraat'la ilgili hadisler ana başlık. Rafi İbni Hadic anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem araziyi çiftçiye kiraya vermeyi yasaklamıştı. Bunun üzerine İbn Ömer'le birlikte ben, Nafi yani Rafi'nin yanına gittik. İbn Ömer ona durum hakkında sordu. Rafi de Resulullah çiftçiye araziyi kiraya vermeyi yasaklamıştır dedi. İbn Ömer, Resulullah zamanında arazilerimizi çiftçilere çıkacak olan mahsul ve elde edilecek olan samanın bir kısmı karşılığında kiraya verirdik demiştir. 2345 numaralı hadis Abdullah İbni Ömer'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındayken arazilerin kiraya verilebildiğini biliyordum demiştir. Abdullah daha sonra Nebi Aleyhisselam'ın bilmediği yeni bir hüküm koymuş olmasından endişe ederek araziyi kiraya verme uygulamasından vazgeçmiştir. Ve ziraatla ilgili birkaç hadis daha var ve sonra müsakat ana başlık. Devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Sahih-i Buhari okumaya. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.